Şubat'ta gerçekleşen büyük felaketin ardından resmi rakamlarla 50.000 üzerinde insanımızı kaybettik ve ne yazık ki tahminlerimize göre en az 1000 bu kadar insanımız da enkazların altında. Acımız ve öfkemiz hala çok taze. Öfkeliyiz çünkü deprem adeta göstere göstere geldi. Uzun zamandır yer bilimciler ve bilim insanları bu bölgede büyük bir deprem olacağı konusunda yöneticilerimizi uyarsalar dahi bu uyarıların tümüyle göz ardı edildiğini ve hiçbir hazırlığın yapılmadığını deprem günü acı bir şekilde öğrenmiş bulunmaktayız. Yıkılan yapılar ve ölümler tümüyle merkezi ve yerel müdahalelerin ihmalkarlığı neticesinde gerçekleşmiş olsa da şu anda hiç kimse sorumluluk üstlenmemektedir. Görevlerine hiçbir şey olmamışçasına neredeyse tümü idarecilerimizin devam etmektedir. İstifalar ancak milletvekilliği aday adayları için gerçekleşmektedir. Afet yönetim standartlarına göre ilk 72 saat içerisinde tüm depremzedelere çadırların temin edilmesi beklenir. 1 ila 3 ay arasında ise yurttaşlarımızın depremden etkilenmelerinin 3 yıla kadar kalabilecekleri geçici barınma ünitelerinin konteynerlarının temin edilmesi gerekir. Ne yazık ki çok acı bir şekilde deprem üzerinden 1,5 ay geçmesine rağmen bırakın konteynerlarını ve geçici barınma ünitelerini deprem bölgesinde çadır ihtiyacı bile tümüyle karşılanabilmiştir. Bu durum ülkemiz adına büyük bir utançtır. Deprem riskine karşı deprem öncesinde gösterilen kayıtsızlık yalnızca mevcut yapı stoğumuzun analizlerinin yapılması, tahkiklerin yapılmamasıyla veya yapılarımızın depreme karşı güvenli hale getirilmemesiyle kısıtlı değil. Ne yazık ki imar planlarında da deprem sırasında kullanacağımız afet toplanma alanlarının imara açıldığını hepimiz deprem anında fark ettik. Her birimiz başsız birer horoz gibi depremin hemen ertesi nereye gideceğimizi bilemez durumdaydık. Afet toplanma alanlarının nerede olduğunu bilmiyorduk. Zaten bilmemiz de mümkün değildi. Hiçbirisi yerinde değildi. Bu uygulamaların bir sonucu olarak, yanlış imar uygulamalarının bir sonucu olarak Gaziantep'te sembol afet müdahale merkezinin toplanma merkezlerinden metro, market ve çevresine yapılan imar tadilatıyla en az 10.000 çadırın ve saha hastanesinin kurulacağı alanda şu anda 15 katlı apartmanlar dikili vaziyettedir. Şu anda deprem bölgesinde idareciler ellerine çadır geçse dahi, konteyner geçse dahi çadır ve konteyner kurulacak yerler bulamamaktadır. Çünkü çadırları, konteynerları öyle istediğiniz yerlere kuramıyorsunuz. Belli bir altyapı, su, yol, altyapısı, elektrik bağlantısı olması gerekiyor. AKP döneminde bütün kentsel boşluklar, erişim alanları imara açıldı, rant ve talana kurban edildi ve şu anda biz afet anlamında çok kötü bir noktadayız. Ve eğer kış koşulları hızlı bir şekilde düzelmeseydi ne yazık ki bilanço bundan bile kötü olabilir. AKP'nin ülkemizi ve şehrimizi yönettiği 20 küsur yıl boyunca bilim ve tekniğin dikkate alınmadığı, ülke kaynaklarının iktidarı finanse etmek üzere sorumsuzca harcandığı, rantın tek değer haline getirildiği bir süreç yaşadı. Bu politikaların halkımıza, toplumumuza getirdiği tek şey yıkım, acı ve çaresizlik oldu. Tarihimizin en büyük felaketlerinden biri olan 1999 Gölcük Körfez depremini yaşamış birisi olarak üzüntüyle o günkünden bile çok daha kıldan halde olduğumuzu gördüm. 24 yıl boyunca orada yaşanan yıkımdan hiçbir felaket, hiçbir şekilde dert çıkarılmadığını, hiçbir önlem alınmadığını acı bir şekilde öğrendik. Bu durum toplumumuzun sisteme olan güvenini, ülkemize olan güvenini derin şekilde sarsmıştır. Şu anda toplum bir buhranın eşiğindedir. Değerli Gaziantepliler, işte bu şartlar altında ülke tarihimizin belki de en önemli seçimlerine bu felaket ve yıkımın gölgesinde gidiyoruz. Yaşanan bu büyük yıkıma rağmen iktidar unsurları hala gerekli dersleri çıkaramamış görünüyor. Halkımız çaresizlik içindeyken, konteynerler hatta çadırlar bile tam anlamıyla temin edilememişken, halkla dalga geçercesine milletvekilleri dosya kağıdına imar planları çizmekte, olmayan projelerin ihalelerini, olmayan planların, yapılmayan projelerin, ihalelerin kimlere pay edileceğini, rant bölüşümünün bu yeni durumda nasıl yapılacağını şimdiden tartışmaya başladılar.
Ormanlar, meralar, tarım alanları imara açılıyor ve yine bu bölgelerde proje dahil olmadan, zemin analizi dahi yapmadan temel atma törenleri düzenleniyor. Bu halka yapılan büyük bir hakarettir. Bu bir dalga geçmedir. Öte yandan ülke kaynaklarının servet transferi yoluyla talan edildiği, halk ve emek kesimlerinin yok sayıldığı rantçı ekonomik politikaları ülkeyi iflasın eşiğine getirmiştir. AKP'nin ve temsil ettiği değerlerin ülkemizi götüreceği artık bir alan, bir yer kalmamıştır. Yaralarımızı sarabilmemiz için tek adam rejimini derhal dönüştürmeye ihtiyacımız var. Cumhuriyet Halk Partililer olarak genişletilmiş ittifamızın ortak adayı olan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun halkımızın desteğiyle ilk turda Cumhurbaşkanı seçileceğine ve dönüşümümüz için yaralarımızı sarmamız için gerekli adımları ivedilikle atacağına olan inancımız tamdır. Bu karanlık dönemden, bu karanlık sarmaldan çıkış için başka bir yolumuz bulunmuyor. Bu zorlu dönemde ben de şehrimin ve ülkemin yeniden yapılanmasında, yaraların sarılmasında görev alabilmek adına milletvekili aday adayı oldum. Mesleki geçmişimde Mimarlar Odası Başkanlığı, CHP İl Yönetim Kurulu üyeliğim ve diğer yönetsel görevlerim sırasında edildiğim deneyimlerde bu görevi layıkıyla yerine getirebileceğim düşüncesindeyim. Müsaadenizle bu bölümde kısaca özgeçmişime değinmek isterim. 1978 yılında öğretmen anne ve avukat babanın ilk çocuğu olarak Gaziantep'te dünyaya geldim. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünü tamamladım. 2003 yılında afet yönetim uzmanı yetiştirilen İstanbul Teknik Üniversitesi'nin konut ve deprem yüksek lisans programını tamamladım. Bu program sırasında afet yönetimi, afet öncesi hazırlıklar, afet sonrası yeniden yapılanma çalışmaları, konut politikaları, deprem ekonomisi gibi konularda hem pratik hem teorik alanda çalışma fırsatım oldu. Ancak ne yazık ki ülkemizde depremle ilgili çalışmalar 99 depreminden birkaç yıl sonra yarıda kesildi. Deprem gerçeği yokmuş gibi hareket edildi ve bugünlere geldi. 2007 yılında Gaziantep'te serbest mimar olarak çalışmak üzere tekrar şehrime döndüm. 2012 yılında Mimarlar Odası yönetimine girdim. 2016 ve 2020 yılları arasında da Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı olarak iki dönem görev yaptım. Bunun dışında halen 2019'dan bu yana Gaziantep Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesiyim. Engelsiz Gaziantep Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesiyim 2022 yılından bu yana. Ve 22 yıllık bir mimarım. Ama daha önemlisi ben her zaman kendimi bir işçi olarak tanımladım. Mimar olmam, üniversite mezunu olmam benim bir emek sınıfından gelmediğim, onu temsil etmediğim anlamına gelmiyor. Sanırım pek çoğumuz gibi ben de emeğimle, kendi zihin ve el gücümle geçimimi sağladım. Bu şekilde onurlu bir yaşam sürmeye çalıştım. Hem çalışma hayatımda hem yönetsel görevlerimde de toplumdan yana ve kamucu bir yaklaşımı benimsedim. Herhangi bir kişiye, sermaye veya çıkar grubuna bağlı değilim ve olmayacağım. Bağlılığım ve borçluluğum yalnızca içinde yetiştiğim topluma, şehrime ve ülkemedir. Adaylık listelerinin nasıl şekilleneceğinden bağımsız olarak her daim partimin ve halkımızın hizmetinde yer almaya devam edeceğimi söylemek isterim. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum bu yerden. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle diyorum.